Herkese merhaba. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Videoya geçmeden önce bende bir değişiklik fark ettiniz mi? Eğer fark ettiyseniz videoyu durdurup hemen aşağıya yazabilirsiniz yorumlarınızı. Ben evet saçlarımı boyadım. Fark etmişsinizdir bence ve saçlarımı da kestirdim. Böyle bir değişiklik yapmak istedim. Ve tek değişiklik saçlarımda değil, gözlerimde de bir değişiklik yaptım. Başlıktan da anlayacağınız üzere göz derecemi düşürdüm. Hem de bayağı bir derecenin üzerinde göz derecemi düşürdüm ve inanamadım. Şu ana kadar kendi hayatımda kendi sağlığım için, kendi göz sağlığım için yaptığım en iyi şey kesinlikle göz egzersizi oldu. Hemen sizinle paylaşmak istedim. Göz derecemin önceki derecesini paylaşayım sizinle. İnşallah bulanık çekmiyordur ve doğru tutuyorumdur. 2.75. Benim göz derecem yaklaşık 1,5 ay önce falan 2.75'ti. Ve bu da 2 hafta önce aldığım lensin 1.50. Ya umarım görebiliyorsunuzdur. 1.50'ye düştü göz derecem. O kadar mutluyum ki size anlatamam. Yani artık hani bu göz egzersizlerini yapmaya devam edersen belki de lenslerden ömür boyu kurtulabilirim. Hadi lensleri boş verin de gözlük çok ciddi sıkıntı. Çünkü ben lensleri her zaman takamıyorum. Göz kuruluğum olduğu için lensleri her zaman takamıyorum. Gözlük takmak zorunda kalıyorum. Gözlük de çok ciddi sıkıntı biliyorsunuz. Sıcakta buharlaşıyor. Yani bulaşık makinesine falan açıyorum. Gözlerimin hepsi buharlaşıyor ya da böyle bir yemeğe falan böyle yaklaştığım zaman işte biliyorsunuzdur gözlük kullananlarınız beni çok iyi anlıyordur. Çok zorlanıyorum. Lens de gözlerimi kurutuyordu. Hani ne yapabilirim diye düşündüm. Sonra yabancı bir kanalda rast geldim böyle. Çok dikkatimi çekti. Çünkü ben gözlerimi çizdirmeyi düşünüyordum. Yani en son çare dedim ki artık gözlerimi çizdireceğim. Ama hani ben araştırmalarım sonucunda göz çizdirmenin de 40 yaştan sonra falan hani katarakta falan neden olduğunu gördüm. Hani bir de yeni bir şey olduğu için bu göz çizdirme falan. Hani hemen yaptırmak istemiyordum açıkçası. Ne yapabilirim diye düşündüm. Böyle bir şeyde riske atamazdım. Ya 40 yaşından sonra zaten yaşım 30'a geldi neredeyse. Dedim ki ya bir 10 sene sonra kataraktla falan bir de Allah korusun uğraşmak zorunda kalırsam ya da başka bir gözümde kusur çıkabilir. Sonuçta yani gözünüze müdahale ediyorsunuz. Ciddi bir şey çizdiriyorsunuz ve bunun maalesef bir yan etkisi olabilir diye düşündüm. Sonra bu göz egzersizlerini yapmaya başladım ve bir aydır bu göz egzersizlerini uyguladım. Ve bir ayın sonunda ben bulanık görmeye başladım. Yani lenslerimle de bulanık görmeye başladım. Gözlüklerimle de bulanık görmeye başladım. Ve dedim ki evet bu göz egzersizleri işe yaradı gerçekten. Ve ben zaten 3-4 ay önce lenslere geçiş yapmıştım. Göz doktoruna dolayısıyla gitmiştim. Sonra kısa bir zaman sonra işte 2 hafta önce işte tekrar göz doktoruna gitmek zorunda kaldım. Hani dedim ki bir daha bir göz muayenesi olayım. Göz derecem kesin düştü ama göz derecemin bu kadar düşeceğini ben de beklemiyordum. Çok şaşırdım ve o kadar mutlu oldum ki yani gerçekten o an ayaklarım yere basmadı. Yani o doktor öyle söylediğinde hani göz derecem 1.50'ye düşmüş tebrik ederim nasıl yaptın dediğinde ben inanmadım ya ciddi misiniz falan dedim. Nasıl o kadar düşebilir falan dedim. Çok şaşırdım. Hani bu kadar da beklemiyordum arkadaşlar. Ve doktor da çok şaşırdı. Bu arada o da biliyormuş hani göz egzersizlerinin çok faydalı olduğunu, göz derecesini düşürmede çok etkili olduğunu. Ama insanlar biliyorsunuz üşengeç olduğu için böyle şeyleri yapmıyorlar, çekiniyorlar. Dolayısıyla hani hiç böyle bir hastasının şu ana kadar olmadığını söyledi. Ve hemen bu videoyu da tabii ki de paylaşmak istedim sizinle de. Evet bu videomu yapın ve yaptırın diyorum. Ve hemen 9 maddeden oluşan göz egzersizlerimize başlıyoruz. Şimdi göstereceğim egzersizlerde biraz komik olabilir surat ifadem ama kesinlikle çok işe yarayacak. Bunu kesinlikle size garanti ediyorum. Ve ilk egzersizimizle başlıyoruz. Birinci egzersizimizde gözlerimizi 1 dakika boyunca kırpıp açıyoruz. Göz kırpmak ne işe yarıyor? Bundan bahsedeyim size. Göze giden kan akışını hızlandırdık bunda. Ve en faydalı egzersizlerimizden bir tanesiydi. Şimdi ikinci egzersizimize geçebiliriz. Şimdi çapraz hareketlere geçiyoruz. Çapraz bakışlara geçiyoruz. Şimdi mesela sağ üst, sol alt. Sağım solum hiç iyi değildir ama siz anladınız bence. Yani sağ yukarı, sol aşağı. Şimdi başlıyoruz. 30 saniye boyunca yapacağız. Şimdi ters yönünde yani sol üst sağ alt yapacağız. Bu 30 saniye boyunca. Evet bu hareketimizi de yaptık. Diğer bir hareketimize geçebiliriz. Şimdi gözlerimizi bir o yana bir bu yana kaydıracağız. 30 saniye boyunca yapacağız. Bir sağ bir sol.
sağ, sol. İşte bu kadar basit. Evet. Bu egzersizimizi de yaptık. Bu egzersizler sadece gözlerinizi düşürmek için değil. Gözlerinizde mesela bir sıkıntı yoktur ama bu egzersizleri de yaptıktan sonra mesela gözlerinizde ciddi bir rahatlama hissedeceksiniz. Ve sadece gözlerinizi düşürmek için değil, dediğim gibi gözlerinizin bozulmasını engellemek için. Biliyorsunuz hepimiz işte teknoloji çağındayız. Hepimiz elimizde telefonlar, tabletler, bilgisayarlar. Gözlerimiz tabii ki de ister istemez bozuluyor. Bunu engellemek için en iyi yöntem de tabii ki de göz egzersizi. Evet, 30 saniye boyunca da bu hareketimizi hepiniz yaptığınıza göre diğer bir hareketimize geçebiliriz. Evet, şimdi yukarı aşağıya bakacağız ama gözlerimizi ne kadar yukarıda tutabilirsek, ne kadar uzun süre yukarıda tutabilirsek o kadar başarılı oluruz. Şimdi yukarı. Aşağı, yukarı. Aşağı. Yukarı, aşağı. Kafamızı oynatmadan sadece gözlerimizi oynatıyoruz. Şimdi gözleriniz biraz yorulmuş olabilir ve dinlendirmemiz gerekiyor gözlerimizi. 5 saniye boyunca gözümüzü kapatıp 2 saniye boyunca gözümüzü açacağız ve bunu 1 dakika boyunca yapacağız ve gözlerimizi dinlendireceğiz. Şimdi 5 saniye kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 2 saniye açıyorum. 1, 2, 5 saniye boyunca kapatıyorum. 5, 2 saniye boyunca açıyorum. Ve bunu 1 dakika boyunca eğer yaparsanız gözlerinizi dinlendirirsiniz. Hareketlerin ortasında böyle gözlerinizi dinlendirip daha sonra tekrar hareketlerinize devam edebilirsiniz. Şimdi nerede kalmıştık? Diğer bir hareketimize başlıyoruz. Şimdiki hareketimizde saat yönünde bir daire çizeceğiz. Gözlerimizle tabii ki de. Şimdi yine hareketimize başlıyoruz. Saat önünde. Evet, bu hareketimizi de başarıyla yaptık. Diğer bir hareketimize geçebiliriz. Şimdi ise ters yönde tam bir daire çiziyor olacağız. Başlıyoruz. Yine 30 saniye boyunca yapacağız. Şimdi yarım daire hareketimiz var. Yarım daire boyunca gözlerimizi hareket ettireceğiz. Şimdi bakın, yukarıdan başlıyorum. Böyle. Yukarıdan yarım daire. Sağ tarafa yapıyorum. Yani sağ tarafa bakıyorum. 30 saniye boyunca yapacağız. Şimdi diğer bir tarafa yapacağız. Yarım daire yine bu sefer sol tarafa yapacağız. Şimdi parmak hareketlerine geçiyoruz. Parmağımızı bu şekilde alıyoruz. Kendimize böyle bu şekilde kendimize göre parmağımızı ayarlıyoruz ve 10 saniye boyunca böyle bakıyoruz. Daha sonrasında 10 saniye baktıktan sonra şöyle yaklaştırıyoruz yavaş yavaş. Ama bayağı bir yaklaştırıyoruz. Burada gözlerimiz şaşı olabilir. Sonra tekrar uzaklaştırıyoruz yavaş yavaş ve tekrar 10 saniye bakıyoruz. Sonrasında 10 saniye yine baktıktan sonra yine yaklaştırıyoruz. Ve bunu 1 veya 2 dakika boyunca yapabilirsiniz. Şimdi yine parmağımızı alıyoruz bu şekilde ve sağa ve sola bu şekilde hareket ettiriyoruz. Sağa ve sola. Sağa. Bu hareketten de 1 dakika boyunca yapabiliriz ve sonrasında yukarı aşağı yukarı aşağı yapıyoruz. Bu hareketten de 1 dakika boyunca yapabiliriz ama en önemli hareket bu parmak hareketlerinden, yani en önemli olanı şöyle yakınlaştırıp uzaklaştırdığınız hareket, dediğim gibi. Evet, tüm hareketlerimiz bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi hareketlerimiz çok basit ama bir o kadar da çok etkili hareketler. Hepsini düzenli bir şekilde yaparsanız kesinlikle siz de sonuçlarını göreceksiniz. 1 derecenin üzerinde, belki 2 derece kadar düşüş sağlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizde. Kesinlikle yapın diyorum ve sonuçları muhakkak benimle aşağıya paylaşın. Yazın aşağıya yorum olarak. Evet, bu hareketleri sadece günde bir kere yapmanız yeterli olacaktır. İki kere, üç kere yapmanıza kesinlikle gerek yok. Sadece günde bir kere yapın ve sonuçlarını benimle muhakkak aşağıya paylaşın. Umarım sizin de göz dereceleriniz çok hızlı bir şekilde düşer ve göz derecenizin yanı sıra göz sağlığınıza da hemen kavuşmuş olursunuz. Ve eğer videomu beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ve aşağıdaki çana basarsanız attığım ilk videolarda da anından haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.